question and answers. Nerede o tekrar diyeyim. Tamam. Son örnekte GPU error check bir üst alınabilir mi? E, bu non-blocking bir kernel dedik. Buradan sonra hemen buraya geçer. Bu kernel uzun sürüyorsa error check'i yapar. Bir error görmeyebilir. Yani en azından hani öyle bir şey var. E, olanak, olasılık var. Pardon. O yüzden buradaki CUDA de device synchronize kullanmak daha güvenli. E, bir şekilde hatayı çok daha açık bir şekilde görebiliriz. Ee, yansılar. Evet. <laughs> tamam. Tamam. Şimdi aslında iki boyutlu kernel'lar üzerinde bir aşina orada oldu artık. Yani hani gerek bir kere piksele dokunup bir şey yapıp sonra devam etmek bir yol, bir yöntem. Eee ya da bir yani bir algoritma ya da işte e, gene bir piksele dokun ama yan yana üç tane değer oku, onların ortalamasını al bir şey yap işte bir ağırlıklandırılmış ortalamasını al ya da e, sonra onu yaz çıktı olarak o da sana Grace scale resmi versin o da güzel ama burada kullanılan veri çok yakın birbirine çok lokal yani hani e, şey değil e böyle çok bizi yoracak zorlayacak işlemler değil. Blurring dediğimiz işte resmi biraz bulanıklaştırma ya da işte piksellerin evet aslında böyle diyebiliriz herhalde blurring daha doğrusu bir resimden böyle etraf bir pikselin etrafındaki piksellere bakarak onların değerleriyle oynayarak onların değerlerini kullanarak yeni bir piksel değeri elde etmek. Yani mesela şuradaki noktanın e, piksel değeri şu şu kırmızıyla e, dur, e, belirtilmiş alandaki bütün piksellerin değerinden ortaya çıkıyor. Yani çok aslında e, farklı bir problemden bahsediyoruz. Çünkü eskiden sadece kendimizle ilgili olan ilgili olan veriyi okuyorduk. Sadece bir thread, yani bir, bir veriyi sadece bir thread okuyordu. Şimdi öyle değil. Şimdi bir veriyi, bir veri, bir piksel değerini birden fazla thread'de okuyabiliyoruz. E, burası artık fix. <laughs> yani eğer iki boyutlu grid, iki boyutlu blok kullanıp bir thread'e bir tane çıktı thread pikselini eşlemek istiyorsanız bu, bu, bu hesaplayacak bu çıktığının yerini çıktının değerini, çıktı şey piksel değerini diyorsanız yapacağınız işlem bu. Yani bu şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Ama tabii biraz artık bir şey biraz daha farklı. Yani bizim kullanacağımız hesaplama kısmı biraz daha farklı blurring için biraz uzun şurası dediğim gibi aynı şurası çıktı kısmı burası şu çıktı şeyi kolay olması lazım artık aklınızda ee, tek boyutlu bir array var ama iki boyutlu bir resim var ben row ve kalımı buluyorum daha önce anlattığım gibi oradan işte kaçıncı lokasyona yazacağımı buluyorum bu kolay şurası kolay ama şu arada artık bir ikili, ikili bir for loop var. Niye var? Çünkü ben şimdi ortada bir tane pikselim. İşte blur blur size bir değişkenim varmış. Ee, şu eksi yöne gidiyorum. Bir de artı yöne gidiyorum. İşte bir eksi yöne gidiyorum, bir artı yöne gidiyorum. Şuradaki karenin içindeki bütün pikselleri bulmak için bütün piksellerin değerlerini kullanıp onların ortalamasını alıp o değeri de kendi çıktı piksel değerim olarak yazmak istiyorum. Yaptığım iş bu çok da zor bir şey değil. O yüzden ikili bir for loop var. İşte kendi e, bulunduğum yerden, kendi bulunduğum noktadan e, blur size aşağı gideceğim. Blur size gen, bl de pardon sola gideceğim ve blur size de aşağı gideceğim. Evet. E, şöyle düşünürseniz tabii yukarı gideceksiniz. O da yani farklı. Evet doğru yukarı gideceksiniz. Ee, yok aşağı gideceksiniz. Neyse. Şimdi şurada current row var bakın. Benim değerime şunu ekliyorum. Current kalımda benim değerime gene bunu ekliyorum. O zaman input'taki bu sefer yani şu row ve kalıma tekabül eden pikseli bulmak için aynı hesap. Şuradaki hesapla aynı hesap. Hiçbir fark yok mekaniğinin. Değerini alıp topluyorum. Ve piksel, dokunduğum piksel sayısında bir arttırıyorum. Çünkü bazı durumlarda pikseller yani artık resmin dışına taşmış oluyorlar. Mesela sınırdayım soldayım en soldaki pikselim hiçbir şekilde daha sola gidemem. Yani bunun blur rowun negatif olduğu bir değer için bir şey elde edemem, edemememle. Orada bir piksel yok. O yüzden number of pikseli de sayıyorum e, ve e, en sonunda da ortalamasını alıyorum. E, yaptım tam i̇şte bu. Şimdi çok basit. E, çok uh, trivial, çok çok basit bir işlem gibi. Bu şekilde yazabilirsiniz. CPU'dan bile hızlı çalışabilir çünkü yani e, özellikle çok büyük resimlerde çok fazla sayıda thread yaparsanız burada yaptığınız erişimdeki bütün latency'i edebilirsiniz. Fakat burada bir daha güzellik var, daha farklı bir güzellik yapabilirsiniz. Şöyle bir gerçek var. Özellikle eğer blur size fazlaysa bir tane piksel birden fazla thread tarafından kullanıldığı için tile based bir işlem yapabilirsiniz. Yani önce al işte bir shared memoriye at. Shared memory bakmadık oralara hiç ama işte yani slaytlarda var aslında ileride eğer vakit kalırsa göreceğiz. Shared memoriye at oradan işlem yap gibi bir şey yapabilirsin. Şimdilik o tarafına bakmıyoruz. Hafıza şeylerini bilmiyoruz. Ama yani hep aklınızda şu olsun. Bir veriyi bir kere kullanıyorsam onun hakkında çok bir şey yapamayabilirim. Ama bir veriyi bin kere kullanıyorsam bırakın bin kere okumayayım. Yani hani global memory'den bin kere okumayayım. Shared memory'e koymaya çalışayım. Shared memory'den daha sık erişeyim. Şimdi shared memory'yi anlayınca biraz daha mantıklı gelecek. Ee, ya yani ölçeklenebilirlik GPU'da var dedik. Birden fazla blok aynı anda çalışıyor. Aynı anda kaç blok çalıştırabiliyorsanız o kadar blok çalışıyor. İki blok çalıştırabiliyorsunuz iki blok çalışıyor. 4 blok çalıştırabiliyorsanız dört blok çalışıyor. Bir paralelleşme var aslında. Uh, streaming multi prosesörlere gidiyor dedik bloklar. Bir tane blok hiç bölünmeden bütün olarak bir streaming multi prosesörün üzerine gidiyor ve evet burada da bir kısıt var. 32 taneymiş. Benim size dediğim 8-16 gibi sayı o 32 32 bir blok, bir pardon, bir streaming multi prosesörü 32 tane blok konulabiliyormuş maksimum. Ama yani şey de var tabii bir streaming multi 2048 tane de maksimum thread koyuluyor. Yani blok boyutunuz 256 ise örneğin sadece 8 blok sığabiliyor. 32'ye ulaşamıyorsunuz ama 512 ise 4 tane sığıyor, daha az sığıyor mesela. Ee, gibi. Von model gene karşımıza çıktı. Bu artık SIMD modeli. Şimdi e, aslında şu anda bunu anlamış olmalısınız. Control Unit bir tane instruction veriyor. O instruction'ı herkes çalıştırıyor gibi duruyor bir bloğun içindeki. Ama aynı anda mı çalıştırıyorlar? Yoksa e, yani pardon yani şöyle single program multiple thread olduğu için... E, her thread aslında o komutları çalıştıracak ama aynı anda mı çalıştırıyorlar? farklı, farklı zamanlarda mı çalıştırıyorlar O önemli. Farklı zamanlarda çalıştırmaları için her thread'in bir tane her core'un, her ee, evet, yani her processing unit'in bir tane kontrol unit tarafından kontrol edilmesi lazım ki farklı komutlar çalıştırabilsin. Maalesef hani on burada öyle bir durum yok. Yani bir yandan da iyi basitleştiriyor tasarımı ve daha throughput'a yönelik iyi şey veriyor bize, ee, avantaj sağlıyor. Şimdi warp Artık warp'a geldik. Warp dediğimiz şey e, scheduling unit demiş burada. Çünkü device'in üzerine warp'lar gelip gidiyor aslında. Block geliyor streaming multiprocessor'ın üzerine. O block'un içindeki warp'lar o streaming multiprocessor'ın üzerindeki core'larda, çekirdeklerde çalışıyorlar. 32 tane ardışık trede bir tane warp diyoruz. Aa, bu bir ...implementation uh, decision'ı... ...şimdi bugün 32... ...bir gün değiştirirler... ...bilmiyorum... Ee, ...siz mesela... ...bunun sayısını arttıramıyorsunuz... ...64'lük yapamıyorsunuz... ...yani öyle bir şeyiniz yok ama... ...hani şu andaki warp sayısı... O ...thread sayısı... ...pardon bir warp'ın içindeki 32... Ee, ...ve warp'lar... ...schedule oluyor... ...bu warp'lar... ...32 tane çekirdeğin üzerine oturuyorlar... ...oturuyor... ...32 tane... Thread. ve o 32 çekirdek aynı kontrol unit tarafından kontrol ediliyor. O yüzden bir warp'un içindeki bütün threadler aynı anda aynı komutu çalıştırmak zorunda. Ee, farklı verilerle elbette. Şuraya bir bakayım. Evet. İleride bir gün Nvidia şey diyebilir. Yani hani ben 32 değil artık mimariyi değiştiriyorum. 64 tane çekirdek koyuyorum. Bir anda çalışabilecek tek kontrol ünite 64 çekirdeğe bağlıyorum. Bunlar çalışsın beraber diyebilir. O zaman bir warp size, warp size'ımız 64 olacak. Ee, bir örnek demiş bakalım. 3 tane blok var. Bir tane S-Streaming Multi Processor'ın üzerine gitmiş. 256 tane thread varmış her birinde. Demek ki işte 768 tane Tret bir tane SM'nin üzerinde çalışıyor. 768 tane Tret'te kaç tane Warp var? Soru bu. aslında yani 768 Tret kaç Warp eder daha doğrusu? Soru bu. 768 bölü 32 o da işte 24. Şimdi zero overhead Warps gecikliği. Burası çok önemli. <laughs> Niye önemli? Çünkü GPU'nun alameti farikası aslında ben bence burası. Şimdi zero overhead warp scheduling şu demek. Ee, bir tane warp geliyor. GPU'nun üzerindeki o streaming multiprocessor'un üzerindeki çekirdekleri kullanmaya başlıyor. Orada daha önceden başka bir warp oluyor da olabilir. Başka bir şey çalışıyordu orada. Başka bir warp çalışıyordu. 32 tane thread geldi onların yerini aldı. Peki eşkisine ne oldu? Eskisini kullandı. register'lar var. Yazmaçlar vardı. Onları mesela şey yapmış olabilir eskisi. Şimdi bir veri erişimi istemiş olabilir. 100 nanosaniye bekleyecek. 100 nanosaniye niye beklesin? Boşu boşuna şeyi niye işgal etsin? Başka bir warp gelsin. Belki onun verisi hazır ki genelde o warplar geliyor. Hazır olan operantları yani komut çalıştırdı. Çünkü warp'un içindeki bütün threadler tek komut çalıştırıyor. O komutun operantları hazırsa warp gelsin. Buyursun, çalışsın, işini yapsın. Diğeri beklesin. Ee, ama veri isterini, isteğini gerçekleştirdikten sonra bir yandan da memory sistem çalışıyor bakın. Yani aslında latency var. Çok fazla. 100 nanosaniye, 150 nanosaniye bilmiyorum. Ama o latency ile hep bir hesaplama overlap ediyor. Yani Warp'un biri geliyor, çalışıyor, çalışıyor, veri istiyor. Register işini bitirdi, global memory şey yaptı, gitti, bakmak zorunda kaldı. O arada o beklerken bunun yerini başkası alıyor. Bunun kullandığı yaz maçların içindeki bilgiler kalıyor. Silinmiyor. Yani register kullanımı aynen kalıyor. Bu warp işini bitirene kadar o registerlar orada duruyor. O yüzden zero overhead warp scheduling var diyoruz. Niye zero overhead? Çünkü warp'u schedule ettiğiniz zaman tekrardan ya bunun verisi neydi? Bunu ben nereye yazmıştım? Hadi alayım tekrar getireyim çalıştırayım. Yapmıyorsunuz. Siz bir warp'u kaldırıyorsunuz, başka birisini koyuyorsunuz. Bunun verisi hatta orada doluyor. Registerlarını doldurmaya devam ediyor. Yani arka planda memori sistem. Bu çalışmaya devam, bu, bu işlemini yapıyor. Sonra bunun verisi hazır olduğu zaman bu tekrar geliyor ve tekrar çalışıyor. Ya yani bir nevi latency hiding dediğimiz, yani o gecikme sürecini gizlen, gizleyen bir warp scheduling mantığı var. Ve zero overhead çünkü kullanılan hafıza hep orada. Warp geliyor, datası kaldı yerden devam ediyor. Hiç onu oradan kaldırmak için bir işlem yapmıyorsunuz ekstradan. Koymak için de bir işlem yapmıyorsunuz. Kaldırıp geri koyma nedeniniz, nedeniniz bu registerlarda yer açmak falan değil. Adam biri bekliyorsa dışarıda beklesin. Yani yer işgal etmesin. Bu kadar. Ee, evet. Matrix Multiplication yapıyormuşuz. Bakalım. Şu slide'ı durdurayım yine. Evet. Ee, 4x4 38x8 ve 30x30 thread'ler. Thread'lik bloklar mı kullanmalıyım? Ha, bakalım. Tamam. Volta'da e, şeye bakalım. Ee, 4x4 16 tane thread var per blok. Şimdi 16 tane thread var. Ben diyorum ki 32 tane maksimum blok koyabiliyorum zaten. 32x16 tane şey yapabilirim. Bir SM'e thread aynı anda bir SM üzerinde 512 thread kullanabilirim. Tamam mı? 8x8 kullanırsam 64 thread var. 32 2048 thread. Güzel olur. Bu çalışır. Niye çalışır? Çünkü ben 64 toplaya 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 gidip 2048'i aşmadan 2048'e ulaşabiliyorum. Bunu da 32 tane bloğu aşmadan yapabiliyorum. Çok güzel. Her şey e, güllük, gülistanlık bir tane SM'in üzerine 2048 trade'i bu konfigürasyonla koyabiliyorum. 30 x 30 yaptığım zaman. 900 tane thread var. Şimdi bir blok koydum 900 thread. İkinciyi koydum 1800 thread. Üçüncüyü koydum 2700 thread olmadı, sığmadı. Bloğu da bölemiyorum ki yani zaten hani bloğun yarısı girsin SM diye bir şey yok. Blok ya hepsinden gidiyor ya gitmiyor. O yüzden utilization'ı düşük kalıyor. 1800 bölü 2048 kalıyor. Yani şu konfigürasyonda 512 thread bir tane SM'in üzerinde çalışırken, bu konfigürasyonda 1800 thread SM'in üzerinde çalışabilirken aynı anda başka limitler de var. Oralara uğramadığımızı düşünüyoruz. Şu konfigürasyonda 64 tane threadlik blok konfigürasyonunda bütün full kapasiteyle SM'i kullanabiliyorum. 2048 tane threadi aynı anda çalıştırabiliyorum. Bunu da zaten geçemem, bu benim limitim. Tamam. Burada da bunu bitirdik. Sorular var. Cuda'nın kullanımda gözlemlediğiniz dezavantajları var mı? Ee, yani yazması zor. O kadar. Onun dışında çok esnek dediğim gibi. Gerekli yerlerde kütüphanelere başvurabiliyorsunuz. Kütüphaneyi çağırıyorsunuz. O işi kütüphane hallediyor. Geri kalanı siz devam ediyorsunuz tekrardan. Eee Burada duran register'lar nasıl saklanıyor? Stack benzeri bir mantık bu var? Yok yazmaçların fiziksel yerleri var. Onlar datapad'in içinde yani datapad şeyine dahil onların gerçekten fiziksel olarak veri depolayacak şey olarak üniteler olarak düşünebilirsiniz. O yüzden onların da sınırı var. Yani hani bir şurada aslında device query'de onu gördük mü ah Burada bir yerde yazıyor olmaları. Total number of registers available per block mesela 65.536 tane registerden fazlasını kullanamıyor bir blok. Onun dışında bir soru daha var. Warpları paralel işlemler görevler için kullanabilir miyiz? Evet. Yani işi bölerken, aa, o işi bölerken aklınızda ya genelde benim yaptığım e, thread based yani bir alt iş paketini bir thread'e vermek ya da bir alt iş paketini bir warp'a vermek tamamen tek bir warp bir iş paketiyle uğraşsın ya da çok büyük bölünemeyen iş paketleri varsa onları grid'e vermek yani bütün grid ayrı ayrı kernel kollar yapıyorum onlar için ee, bu neyi sağlıyor eğer hiç şey yani şey memory tabi ne olduğunu düş şey yapmadık da çok sık kullanılan bir veriniz yoksa yani global memory'den veri bir kere okunacak ve bitecekse ee, burada thread-based bir şey yapmak mantıklı geliyor bana. Yani veriyi global memory'de de güzel tutarsam warp'ın memory access'lerinden daha bahsetmedik ama coalesce olursa o zaman thread-based bir şey mantıklı geliyor. Ama iş paketleri yeteri kadar büyükse ve on, o bir iş paketinin içinde alt iş paketleri varsa vektörize edilebilen genelde orada warp-based bir şey kullanıyoruz. Yani bir, bir unit of work'ü warp'a veriyorum aslında. Çok büyük unit of work varsa da onu da grid'e veriyoruz. Ee, yani bu, bu biraz algoritmaya bağımlı bir şey. O yüzden şu anda çok da şey <laughs> kullanamıyorum. Ee, yani çok 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 bir şey söyleyemiyorum. Pardon. Ee, warp olmasının avantajı nedir? Çünkü biraz önceki örneğe göre maksimum thread sayısını kullanamadım durumlar oluşuyor. Maksimum trade sayısını kullanamadığımız durumlar warp sayısından dolayı warp diye bir şey var diye olmadı. Ya yani burada bloklar var, bir bloğu bölemiyorum. Blok ya sme gidiyor ya gitmiyor. Mesela şurada gitmesinin gidememesinin 2048 tane trade'in gidememesinin sebebi iki bloktan fazlası sığmıyor. Yani 1800 thread'den sonra 2700'e çıkmanız lazım. Ya yani bunlar warp'larla alakalı değil. Ama warp'ın da bir avantaj getirdiğini söyleyemeyiz. Yani warp orada şu yüzden var. Aynı kontrol unit tarafından kontrol edilen çekirdek sayısı 32. 32 tane de e, thread bir tane warp oluşturuyor. Warp aslında o yüzden senkronize bir thread grubu diye düşünebilirsiniz. Hep aynı anda çalışıyorlar. Yani şey gibi hani e... Ee, ya bir takım gerçekten ve hep, hep aynı anda çalışıyorlar. Ee, tamam. Trust C++ kütüphanesi kodu Q'da kernel'ları yazmak kadar verimli oluyor mu? Ya dediğim gibi ben hani Trust'a çok e, başvurmadım. Elimden geldiği kadar kendim yazıyorum ama bazı yerlerde belki de hani özellikle bu veri transferinde falan verileri oluştururken bunu yapabilmek iyi olur. Ee, bu hesaplamanın olmadığı kısımlarda ee, yani işler tamamen kendi kontrolünde olunca daha rahat performans optimizasyonu yapabiliyorum gibi geliyor. Ama Trust'ın da öyle çok performans şey kaybı olduğunu düşünmüyorum yani. Hani şey gibisi C++'da array vektör arasındaki fark gibidir. Yani yok aslında öyle bir fark. Tamam. Şimdi. Evet, bu herhalde son e, slaydımız olacak. İşlemediğimiz tipi kısımlar var ama e, umarım çok faydalı olur. E, umarım kendinizi yani sonradan geliştirmek için, da ya da işte hani GPU kullanıp biraz pratik yapabilmek için iyi oluyordur. E, şu soruları sileyim tamam. Evet. Evet. Küda hafızaları. Şimdi küda hafızaları ne? Ee, burada ne, ne öğreneceğiz? İşte register, shared memory, global memory. Bunlar önemli. Global memory nasıl kullanacağımızı biliyoruz. Register'lar zaten e, bir değişken tanımlandığı zaman otomatik variable'lar register'ın içinde duruyor. Shared memory ilk defa göreceğimiz, duyduk ama ilk defa göreceğimiz bir şey eee memory erişimi, hafıza erişimi çok önemli. Her yerde yani önemli. CPU'da da önemli, dağıtık mimaride de önemli. E, e, GPU'da da çok önemli. Her zaman benim kafamda şu var. Bir yakın hafıza var. Buradaki en yakın hafıza yazmak. Onun hani altında belki bir L2 işte cache var. İşte shared memory var. E, onlar yine yakın hafıza olarak değerlendirilebilir global memory aslında uzak bir hafıza. Ya farklı bir bilgisayarda değil ama gene kartın içinde ama e, latency'ye baktığım zaman orası çok daha yavaş kalıyor diğerlerine göre. O yüzden oraya olan erişimi mümkün olduğu kadar minimize etmek, daha yakındaki hafızalara erişim sağlayarak işlemi devam ettirmek genelde 2 kat, 3 kat, 5 kat hızlanma sağlayabiliyor. Eee ...şeyi hatırlıyoruz... ...blur... kernel'ımızı ...ne demiştik... ...burada veri elemanları... ...girdi elemanları... ...input imajdaki elemanlar... ...resimdeki elemanlar... ...birden fazla kere kullanılıyor aslında... ...yani... ...ben kullanıyorum... ...hani... ...benim yanımdaki adam kullanıyor... ...onun yanındaki adam kullanıyor... ...benim üzerimdeki adam da kullanıyor olabilir... ...hani o, ...o dikdörtgene yakın yerlerdeki adamlar kullanıyorlar... ...aslında... Ha, ...yani şöyle düşünün... Ee, ...şimdi benim etraf... ...benim dokunduğum yerleri işte... ...bir dikdörtgenle çevirelim... ...işte başka pikselinkini çevirelim... ...ikimiz overlap'ini kullanıyoruz mesela... Ee, ...böyle durumlar olduğu zaman... ...bunları... ...bir kere okumak... ...hafızadan bir kere... ...global memory'den bir kere okuyup... ...yakındaki hafızaya taşımak mantıklı... ...bir örnek vermiş. ...niye mantıklı bakalım... ...ee bir tane memory access diyor. Ha ne, ne yapacak burada? Matrix mi çarpacak? Matriksle image'da makine bakalım. Bir tane memory access 4 byte. Tamam. Dört ee, 4 bytes of memory bandwidth divided by flops. Benim eğer e, bir GPU'm varsa, GPU'mun da 600 GB saniyede 600 GB veri verebilen, veri ulaştırabilen bir e, alt memori sistemi varsa e, operation rate'im de saniyede 1600 gigaflopsa yani e, 1600 mily 1600 çarpı 10 üzeri 9 tane floating point operation yapabiliyorsam e, her bir operation içinde bir tane byte'a ihtiyacım varsa o zaman benim 6400 GB bölü second'a ihtiyacım var. Bunu anladık değil mi? Yani eğer saniyede bu kadar operasyon yapabiliyorsam, 1600 GB operasyon yapabiliyorsam, her bir operasyon içinde bir kere veri okuyabiliyorsam, bir pardon, her bir operasyon için bir kere veri okumam gerekiyorsa, bir operasyon için 4 byte almam lazım. O zaman saniyede peak performansa ulaşabilmek için 6400 GB bölü saniyelik bir memory sistemi, bana 6400 GB bölü saniye ile veri pompalayabilen, veri ulaştırabilen bir memory, bir hafıza sistemine ihtiyacım var. Fakat benimki 600 GB. Yani onda bir. Hani o zaman 600 bölü, 6400 bölü 600 kat daha doğrusu ondan fazla yavaşım. Peak performansa ulaşamıyorum e, ee, bununla ulaşabileceğim benim 600 GB ile 150 ee, 1600 GB flop değil de 150 GB flop. Çünkü 150 GB flop işlem yapabilirim. 150 milyar tane işlemi yapabilirim. Ee, 600 GB Tamam. O zaman şunu yapmak istiyorum. Tutup eğer ortak okunan bir veri elemanı 2 kere, 3 kere, 5 kere okunuyorsa onu bir kere okuyayım. Yakın hafıza tutayım. Hep tekrarlıyorum kendime ama önemli bu fikir. Onu yakın hafıza tutayım ve sonra oraya erişerek onu kullanayım sürekli. Ee, matrix, matrix çarpımı. Buradaki örnekte şu anda ilk başlangıçta e, kare matrisler var gibi düşünelim. P matrisi m çarpı n eşit. Şimdi nasıl yaparsınız? Yani bunu kodunu nasıl yazarsınız? çok basit bir mantıkla bunun kodu yazılabilir. İki boyutlu gene şeyimiz var. Hani bir, bir matris. iki boyutlu grid, iki boyutlu blok yapısı düşünün. Trade alın. Row'unu bulun. Süt, yani şey, evet matris row'unu bulun. Matrisin e, bulun. Sonra mesela diyelim i, j. Şurası i, burası j. Gidin. M'in ayıncı satırını okuyun. J N'in J'inci sütununu okuyun. Birer birer çarpı sonucu yazın. Her thread bunu yapabilir. Yani bu kadar matris elemanı kadar tane thread oluşturursanız her thread bunu yapabilir. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Her thread bir tane vektör vektör çarpımı yapabilir. Fakat bunda bir sorun var aslında. Yani kod yazıldı çalıştı burada sorun yok belki ama performans açısından bir sorun var. Nedir performans açısından sorun? Ben diyelim şuradaki adamım. Şimdi bu adamı ben okuyorum. Şuradaki adam, pardon. Şuradaki adamı ben okuyorum. E, benim yanımdaki adam da onu okuyor. Bu satırdaki herkes onu okuyor aslında. Buradaki adama okuyor bir kere. Yani şu satırda olan herkes e, bir kere bu vektörü okuyor. Bütün vektörü okuyor. Tamam? O zaman bu vektör bu kadar kere okunuyor. Ben bunu tamam vektör olarak böyle yapabilirim. sütun içinde aynı şey geçerli ama ya bu ikisini nasıl birleştirebilirim acaba? Yani önce bir basit koda bakalım. Ee, M and matrislerim var. p'yi oluşturacağım. Row kalımı aynı bildiğimiz gibi hesapladık. Bakın y'ler, row kalımlar, x'ler kalım. Bunları veriyor. Ee, eğer matrisin içindeyse benim şu andaki lokasyonum. Buna bakıyorum yine. Yani şu tarafı tamamen aynı. İki boyutlu blok, iki boyutlu grid mantığı, resim, matris fark etmiyor. Şurası farklı. Tutup gidiyorum. Ee, M vektörünü okuyorum. İlgili M vektörünü okuyorum. O da şey zaten. Şu mantığı da kavramış olmalısınız artık şu ana kadar. İki boyutludan bir boyutluya nasıl geçiyoruz? Aynı şey burada da var. Hiçbir fark yok. Ee, o vektörü okuyup şu vektörü okuyup elemanları birer birer çarpıp topluyorum p value diyor. En sonda da şurada da aynı mantık var şununla. Şuraya yazıyorum. Bu kadar. Bu, bunu çalıştırabilirim bu şekilde. Ama dediğim gibi yani bu her veriyi kullanacağı zaman okuyor. Ne zaman M'den bir değere ihtiyacı var? Gidiyor global memory'de. Global memory'den global memory'den okuyor. M'den ne zaman bir şeye ihtiyacı var? Gidiyor global memory'e oradan okuyor. Yani bu bir sıkıntı aslında. Şimdi Biraz e, farklı bir şekilde bunu nasıl yazabilirim? Önce bu ikiye ikilik bloklarımın olduğu bir, dörde dörtlük bir matriks ve ikiye ikilik bloklarımın olduğu basit bir örnek. E, yani aslında çok da zor bir şey değil. Hani şeyler, şunlar işte e, thread 00 buraya bakıyor, thread 10, thread 11, thread 01 buraya bakıyor. Evet. Dediğim gibi bu noktada ilerlediğiniz zaman ikinci koordinat sıfırdan 1'e geçiyor mesela. şöyle Şuradan ilerlediğiniz zaman şu ilk koordinat, y koordinatı sıfırdan 1'e geçiyor. Aslında her blok için var bu. ya yani Her blok için thread 0, 0, thread 0, 1, thread 1, 0, thread 1, 1 mantığı hepsinde var. Ama blok 0, 0, blok 0, 1, blok 1, 0, blok 1, 1 diyelim gridimiz. 4 tane bir, bir, bir kere var onda. Yani şunun içinde olan thread mantığı. Burada da var, burada da var, burada da var. Ama bloktan bir tane var. Neyse. Ee, şu elemanın hesabı için şurası okunuyor ve burası okunuyor. Bu elemanın hesabı için gene aynı vektör okunuyor m'den. Tamam n'den farklı vektör okunuyor ama m'den aynı vektör okunuyor. Ee, şunu yani bunun nasıl çalıştığını anladık. Hani çok farklı bir farklı Aynı resim zaten Von şeyinde. Şurada sadece işte bir register file var. Daha önce de var mıydı hatırlamıyorum. Ama veri işte alınıyor. Ee, daha sonra işte kontrol unit, aritmetik logic unit hadi sen çalış diyor. Bak diyor komut veri her şey hazır çalış. İşte aritmetik logic unit bunu yapıyor. Operantlarını register'larda tutuyor. Şimdi bizim e, mimarimizde sadece şurayı gördük. Global memory'yi gördük. Bir tane de constant memory var. Bu küçük. Bunun mega, bu gigabaytlar seviyesinde değil. E, device query'e bakar, bakarsanız eğer. E, nerede? Şu. 65.536 byte. 65 kilobayt. Yani çok da çok küçük bir constant memori var. Ee, register'ları var. Her thread bir set of registers kullanıyor. Yani bir yani birkaç bir tane kullanıyor. Ee, bir de shared memory var. Şimdi shared memory bloğa özel. Her bloğun bir tane shared memory'si olabilir. Yani siz bunu yaratıyorsunuz. Siz istiyorsunuz. Eee boyutunu da siz belirliyorsunuz. Fakat 48 kilobyte aşamıyorsunuz çünkü bir tane streaming multiprocessor'ün üzerinde siz 48 kilobyte var zaten. Siz eğer derseniz ki sen blok git 48 kilobaytı kullan başka bir blok gelip onunla beraber çalışamıyor aynı SM üzerinde. Eğer bloğun içinde bir thread varsa 48 kilobaytlık bir shared memory kullanımı varsa o streaming multiprocessor üzerinde sadece bir tane thread çalışır. Bir çekirdek çalışır. O da çok can sıkıcı bir durum. Fakat çok hızlı. Yani e, global memory'e göre gecikme süresi dediğim gibi çok çok hızlı. Ee, scope ve lifetime bunlar teknik terimler çok da yani aslında önemli şeyler tabi de ee, basitçe işte local variable diye bir şey variable tanımladığınız zaman yani integer double float ve bir isim verdiğiniz zaman diyelim otomatik variable bunlar registerlarda duruyor ee, scope'u thread'in scope'u lifetime'ı da thread'in lifetime'ı yani thread işini bitirdi ee, warp işini bitirdi ya da blok işini bitirdi belki. E, e, Trade işini bitirdikten sonra o trade'in register'ları artık diğer kullanıma açılıyor. E, device ve shared derseniz şu şekilde shared memory'de bir tane değişkeniniz oluyor. Burada genelde array olabiliyor. Mesela array açabiliyorsunuz. Hani shared memory içinde. Scope block oluyor. Lifetime'de block oluyor. Shared memory block var olduğu sürece var. Allocate ettiğiniz. Ondan sonra geriye veriliyor sistem. Device dediğiniz zaman global memory'de tutulan scope'u grid olan lifetime'ı da application olan bir değişken yaratıyorsunuz. Device constant dediğiniz zaman bu sefer constant memory'e gidiyor. Bu şey çok da farklı değil. Fakat global memory'de durmuyor da constant memory'de duruyor. Tamam. Şimdi bu, bunu... Blur kernel'ını yeniden yazalım. Şimdi, şimdi, şöyle bir e, shared memory Array'e iki boyutlu asa tile diyor deniyor buna işte yapıya. iki boyutlu bir tile oluşturdum. Şimdi bu tile'ları kullan bu tile'i kullanarak yani şuradaki e, float ds in tile tile'ını kullanarak birkaç pikseli alacağım, getireceğim, shared memory'e koyacağım. Onlar üzerinde işlemlerimi yapacağım. O işlemi işim bittikten sonra tile'in yerine başka birisini getireceğim. Başka bir tile okuyacağım. Sonra başka bir tile okuyacağım. İki boyutlu bu yapı. Yani genelde 8'e 8, 32 32, 16'ya e 16 gibi tile size'ları kullanılıyor. Ee, şunlar yani işte host'un access ettiği, edebildiği değişkenler. Ee, global ve constant oluyor. Herhangi bir fonksiyonun dışında bunları tanımlayabiliyorsunuz. Ee, içeridekiler thread private yani thread'e özel şeyler oluyor. Onlar ya yazmaçlarda saklanıyor ya da shared memory olarak bloğun içinde yani erişebiliyor. Diğer bloklar mesela oraya erişemiyor. Host erişemiyor. Ee, shared memory çok önemli bir şey dedik. Ee, her SM'de bir tane var. 48 kilobyte buradaki bu bizim ekran kartımızdaki boyutu. Eee Senkronizasyonu bununla sağlayabiliyorsunuz. Global Memory'den çok daha hızlı. Ee, bazı e, arada hesapladığınız değerleri tekrar ihtiyaç duyacaksanız oraya yazabiliyorsunuz, tekrar okuyabiliyorsunuz. E, ee, Lifetime'ı blok, yani blok bitene kadar orada, blok bittikten sonra gidiyor. Sizin otomatik, ya otomatik sizin bir şey yapmanıza gerek yok. Ve bunu da sisteme o buradaki resme eklediğiniz zaman aslında şöyle bir yapı ortaya çıkıyor. Yani shared memory bütün buradaki blok içindeki processing unitlerin kullandığı, kullanabildiği bir yapı oluyor aslında. Şimdi tile paralel algoritma dedik. Niye kullanıyoruz tile paralel algoritma? Eğer bir thread tutup buradaki değerleri okuyorsa. Bakın hepsini okuyor. Aynı değerleri Thread2'de okuyor. Ya bunları niye ikisi ayrı ayrı okuyorlar? Bunları aynı anda okusunlar, bir yere yazsınlar, ondan sonra bir ortak kullansınlar kardeş kardeş. Derdimiz bu. O yüzden şöyle araya shared memory koyuyoruz. Aslında on chip memory dediğimiz şey o. Bunları işte okuyoruz önce, shared memory'yi hazırlıyoruz. Sonra işlemimizi yapıyoruz. Ee, şimdi burada data shared memory'den hala aynı sayıda kere okunuyor iki kere okunuyordu mesela şu eleman. Daha önceki resimde. Hala o eleman iki kere okunuyor aslında. Ama bir tanesi global memory'den iki tanesi shared memory'den. Ve global memory erişimi shared memory'e göre çok yavaş. Faydası bu. Çok basitçe yapmaya çalıştığımız şey. Araya bir tane buffer koymak. Veriyi o buffer'ın içine almak. Ondan sonra mümkün olduğu kadar o buffer'daki veriyi tekrar tekrar kullanıp işimiz bitince buffer'ı tekrar doldurmak. Yapmaya çalıştığımız iş bu. Ee, mantığı carpooling'e benziyor diye bir şey var, analojisi var Nvidia'daki insanların. Ee, yollar çok dolu mesela olsun. Aslında yol dediği şey hafızayla işlemciler arasındaki veri yolu. Orada bir dar boğaz oluşmuş. Orası çok sıkışmış. Şimdi şu yapılabilir de halbuki her insan tek bir araba kullanacağına insanlar carpooling yapıp buradaki araç sayısını, araç dediği de memory access request aslında, onların sayısını düşürebilirdi. Böyle olunca da e, yollar biraz daha boş olurdu, veri daha hızlı akardı. Yani mantık aslında tamamen bu. E, tabii ki bütün veri elemanlarını bir araya getiremiyorsunuz. böyle Farklı farklı Hanya'dan Konya'dan veri elemanlarını bir araya getirip aynı taylın içine koyarsanız, o sorun yaratabiliyor çünkü o veri elemanına belki aynı zamanlarda iki veri elemanı var aynı tile'in içinde aynı zamanlarda erişilmiyor. Yani birine işte e, beş saniye sonra erişilecek ama taylı işiniz bitti sırf onun için onu beklettim bekletmiyorsunuz çünkü taylı başka bir şey için kullanabilirsiniz o arada. E, o yüzden. Algoritmayı da biraz hafif değiştirmek zorunda kalıyorsunuz ki aynı tile'ın içindeki elemanlara aynı şekilde erişilsin. Ee, tamam. tamam. Yani bu işte demin anlattığım şeyin aynısı. Güzel. Peki tiling'in dolup dolmadığını yani o tile'ın, şimdi tile'a veri koyacağız. Kim koyacak? Bir tane adam. Bir tek derecen, tek derece sorumlu yaptık. Şimdi bu adamın işini bitirip bitirmediğini bizim anlayabilmemiz gerekiyor ki diğerleri hesaplamaya başlasın. Ya da hepsi birden kolektif bir şekilde bunu yapıyor, hepsi birden gidiyorlar, hafızadan bir şey okuyup taylin bir kısmını koyuyorlar. Şimdi bu işlem bitti mi bitmedi mi bizim anlamamız lazım çünkü gerçek hesaplama başlayacak. Tile'ın doğruluğundan emin olmadıktan sonra gerçek hesaplamayı başlatamıyoruz. Hesaplamanın da bitip bitmediğini anlamamız lazım ki tile'ı tekrardan doldurabilelim. Yani bir senkronizasyon sorunu var. Tile doldurmayla hesaplama kısmı üst üste örtüşemiyorlar. Birini bitmeden diğeri başlayamıyor. O yüzden şurada bariyer kullanmak zorunda kalıyoruz. E, diyelim datayı okuma kısmı burası, burası hesaplama kısmı. Araya bir tane bariyer koyuyoruz. Burada bütün threadler, mesela işini bitiren şu threadler hepsi birden şunu bekliyorlar. Tamam. Ee, şimdi tiling çok sık kullanılan, çok farklı threadler tarafından aslında erişilen veri elemanlarını önce bulmamız gerekiyor tiling yapmak için. E, global memory'den on chip memory, shared memory'e örneğini koyuyoruz ve bariyer kullanıyoruz dedik. E, aynı anda bir sürü thread shared memory'e erişebilir daha sonra. Burada zaten yapmak istediğimiz şey bu zaten. Oranın throughput'u da fazla. E, i̇şlemimizi bitirdikten sonra hani tile'ı doldurduk. işlemimizi yaptık. Sonra tekrar bir durduk. Bir bekledik, bir nefes aldık. Sonra tekrar tile doldurduk. Ee, bu arada şey gerekiyor. Hani iş bit, işin bitmesi gerekiyor. Çünkü tile update ederseniz işi etkileyebilir bu sefer. Oralarda beklemek zorunda kalıyoruz. Üç tane safa var. İşte loading a tile dediği işte veriyi önce yani çipteki memoriye getir, yakın memoriye getir. Sonra şeyi çalıştır, e, kodu çalıştır. Tile'ı Tekrardan update ede 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 daha sonra da e, işlemini durdur. Yani aralarda daha doğrusu yani Tayler update etmeden önce ve Tayler update ettikten sonra işlemini durdur. Şimdi şöyle yapacağız. Mantık aynı. E, bir tane satır var, bir tane sütun var. Bu adamın nereye eriştiğini biliyoruz aslında şuraya ve şuraya erişiyor. E, fakat şöyle bir işlem yapacağız diyeceğiz ki. Ya buradaki bütün thread'ler, şu dikdörtgenin içindeki bütün thread'ler aslında şuradaki her şeyi okuyacaklar. Ve bunlar ortaklaşa yapacaklar bunu. Bakın şuradaki satırdaki herkes şurayı okuyacak. Buradaki satırdaki herkes şurayı okuyacak aşağı. Bir yandan da yine buradaki bütün thread'ler şuradaki satır üstündeki herkes şurayı okuyacak. Buradaki üstündeki herkes burayı okuyacak. E ben bunu birer birer okuyayım. Yani bir, bir şunu ve şunu okuyayım. Çarpma işlemlerini yapayım. İki tane tayl okuyayım yani. Bir tane m'den gelecek, bir tane n'den gelecek. Gerekli çarpma işlemlerini yapayım. Bunlar kısmi çarpmalar. Tamamen doğru olmuyor tabii ki bir safhada sonunda. Ama şöyle. Şu alt vektörle, şurasıyla. Mesela şurasını çarptınız. Şurasını. Daha sonra şuradaki vektörle şurasını çarptınız. Daha sonra şuradaki vektörle şurayı çarptınız. Bunları toplarsanız, mesela bu türede onu yapabilir... Ee, şurası ile şurası, şurası ile şurası gibi o çarpma işlemini 3 aşamada yaptıktan sonra sonucu bulur. Bunu yapabiliriz. Ee, şuradaki eleman şuradaki tile bir kere okunuyor. Bir daha da bundan sonra o tile okuyacak başka kimse yok. Bir kere hafızaya geliyor şuradaki herkes ve işini bitiriyor. Ee, evet. Tamam. Tamam. Yani aslında pardon bir kere okunuyor değil mi? Bir kere okunuyor tabii ki. Şuradaki adam için de okunuyor. Üç kere okunuyor. Yani buradaki her eleman üç kere okunuyor diyelim. Şuradaki tile'daki threadler bir kere bu işi yapıyor. Buradaki tile'daki threadler blok yani bir kere yapıyor. Buradaki blok bir kere okuyor. Üç kere okunuyor. Ama hiç yapmazsanız hiç bu işlemi yapmazsanız o zaman ee... hiç bu işlemi yapmazsanız o zaman her bir eleman buradaki her eleman tarafından okunuyor. Tamam? Yani bit kere okunuyor. Şuradaki eleman sayısı kadar, piksel sayısı kadar, matrix'teki eee matrix'in biti kadar, genişliği kadar okunuyor. Tamam. Şimdi küçük matristen yani soru var bu arada. Ona bir bakalım. Eee CUDA'nın MPI ve OpenMPI'ye göre tercih edilmesi gereken özellikleri uygulama örnekleri nasıl özetlenebilir? Evet. Hmm. Veri çok büyük değilse hiç yani ek ve hafıza erişimi düzgünse matrix çarpımı gibi resim işlemleri, grafik işlemleri gibi çok basit bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Bak bu dikdörtgene dokunacak. Yok efendim şuradan veri okuyacak, şunu yapacak gibi. Düzenli bir veri erişimi varsa o zaman artık GPU için güzel bir uygulamanız var demek diyebiliriz. Ee, ama latency yani çok fazla paralelleştirilemeyen, 1000'e, 2000'e, 3000'e bölünemeyen, 8'e, 10'a bölünebilen işleriniz varsa mesela multicore, OpenMP güzel bir seçenek. Ee, veri çok 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 büyükse, bir tane noda sığmıyorsa ya da paralelleştirme çok fazla yapılabiliyor. Hatta bir GPU değil, iki, aynı makinenin üzerindeki 4 GPU değil, işte 40 makinenin üzerindeki 160 GPU kullanmak işinize geliyorsa o zaman bunların karışımı. Hani MPI artı OpenMP, MPI artı CUDA, MPI artı OpenMP artı CUDA gibi heterojen paralelleştirme yöntemleri kullanabiliyorsunuz. Ee, avantajları, dezavantajları tabii yani paylaşımlı mimaride kalabiliyorsanız, o size yetiyorsa kalın. Yani daha fazla dışarı çıkmanıza gerek yok. Ee, ama çok büyük veriniz varsa tek tek bilgisayara sığmıyor. Orada da yapacak bir şey yok. İlla dağıtık mimariye çıkmak zorundasınız ya da out of core computation dediğimiz veriyi arada bir sırada arada sırada diske yazıp geri okuyarak bu işlemi yapabilirsiniz. Ee, o da farklı bir araştırma alanı. Bu şekilde küçük matrislere bölmüş gibi oluyoruz, doğru mu? Doğru. Ee, yani block matrix multiplication gibi bir şey oluyor. Hani matrisi işte mesela bir tane matrisi dörde bölüp şuradaki gibi işte şu bloğu, pardon, mouse biraz garipleşti. <laughs> şu bloğu mesela e, şu çarpı şu artı bu çarpı bu gibi yazabiliyorsunuz maddisleri. Ee, aslında yaptığımız iş bu. Evet. Tamamen. Ee, herkes bu arada veri okumaya katılıyor. Mesela dört tane thread'iniz var. İşte M'den bir tane tile okuyorsunuz. Dördü birden gidiyor farklı elemanlara erişip memoriye getiriyorlar. Burada da o yüzden hiçbir şekilde zaman kaybetmiyorsunuz. Evet. Ha, yani burayı aslında zaten anlıyoruz ama aslında şu hızlıca, basitçe geçelim üzerinden. Ben geri alayım biraz. Tamam. Evet, şimdi hesaplamak istediğimiz kısım, işte şununla şunu okuduğumuza göre, yani burası, şurayı yapmak istiyoruz aslında. Burayı kaç aşamada yapacağız? Önce ilk aşamada buradan buraya veri geliyor, buradan buraya veri geliyor ve çarpma işlemi oluyor. İki tane taylı dolduruyoruz ve çarpma işlemini yapıyoruz. Buranın kısmi sonucunu elde ediyoruz. Bunu yaparken de alt iterasyonlarla yapıyoruz aslında. Yani şurayı mesela buranın kısmi sonucunu elde etmek için şu P00'ı şuradaki iki elemanla buradaki iki elemanı çarpıyoruz önce. Daha sonra yine buradaki bakayım ee, yani bunu şey olarak yapmış tabii. Evet. Şu M00 ile N00'ı çarpıyoruz. Daha sonra M01 ile N10'ı çarpıyoruz. Yani o iterasyonu böyle bölmüş. Bir tane çarpma işlemine bir tane iterasyon demiş. Ee, bu şekilde iki aşamada hesaplayabiliyoruz. Yani tile'ın büyüklüğü kadar iterasyon var diyelim. Sonra eee şurasıyla şurasını çarpıyor yani matrisin şöyle şöyle çarpınca buraya elde ediyorduk. O yüzden bu, bunu taylı olarak okuyoruz. Bunu taylı olarak okuyoruz. Daha sonra iki iterasyon da nedir o iki iterasyon? M02 ile N20 çarp M03 ile n sıfırı çarp P00 için bunlar iterasyon aslında. E, bunu da bu şekilde hallediyoruz ve geçiyor. Yani şuradaki çarpma işlemi çok basit bir şekilde anlaşılabiliyor herhalde. Tile'ı anlaması çok zor değil yani görsel olarak çünkü çok e, açık. hani e, Fakat yazması o kadar kolay olmuyor her zaman. E, barrier Synchronization dediği hani tile'ı doldurduk, tile'dan sonra bloktaki threadleri bekletmem lazım. Nasıl bekleteyim? İşte Sync Threads onu yapıyor. Bütün bloktaki threadler bekliyor, birbirini bekliyor. Herkes oraya ulaştığı zaman ancak devam etmeye başlıyorlar iki yerde sync threads gerekiyor. Birincisi tile'daki elemanlar doldu mu? İkincisi tile hazır mı yani işlemeye? İkincisi işlem bitti mi? Eğer işlem bittiyse tile'ı yeniden doldurmaya başlayabilirsiniz. Eğer işlem bitmediyse eğer iki katı tile hafızası kullanıyorsanız double buffering gibi bir şey yapabilirsiniz. Mesela orada çok da beklemenize gerek yok. Biraz daha az bekleyebilirsiniz en azından. Şimdi nasıl bu işlemi yazacağız? Bakalım. Yani hani nasıl implement edebiliyoruz? Şey aynı. <laughs> Hiç değişmiyor. eee Row bakın y y y gibi block time block koordinat block x koordinatı block'un y koordinatı threadin x koordinatı threadin y koordinatı rowla kalımı bu şekilde bulabiliyorsunuz yani şu matris üzerindeki rowla kalımı bunu da şu şekilde bulabiliyorsunuz row ve kalım daha sonra e, ben şimdi tutup bu tile'dan bir şey getireceğim ve şu thread olarak şunu getirmem lazım demek ki emin aynı satırından bir şey getireceğim fakat e sütun olarak yani şu noktası şu arası şu araya eşit olacak. E, bu da zaten belli. Yani bu da trade IDX. Şu TX. E, şu tile'in içinde e, bu blok aslında bir bloğu tile gibi düşünün. E, tamamen bu bloğun içinde bu thread'in nerede durduğu X koordinatında. Onu da eklersem şuraya. Buradaki şeyi buluyorum. Yani buradaki bütün trendler, şu thread şunu getiriyor. Şu thread hemen yanındakini getiriyor. Bu thread yanındakini getiriyor. İşte bu thread bunu getiriyor. Bir anda hepsi beraber bir tane hatayla okuyabiliyorlar. Aynı anda bir tane hatayla tek bir satırla okuyabiliyoruz. Şu da aynı şekilde. Bu sefer fakat şey farklı. Bunun biraz transpozu gibi olmuş oluyor. Ee, şimdi bakalım. Şu sütun. Bu sütun önemli. Ee, bu sütun aynı. Orası kalım. Yani şu sütun kalım. Peki e, bunun... Hangi satırında? Yani şu satırındayım. Bu satırında olmam lazım. Peki hangi satırından bunu alacağım? Yani şurada belliydi. Hani satır belliydi burada. Sütün olarak da şunu eklemiştim. Burada nedir o? Yani hani burada onu nasıl halledebilirim? Ee, o da aslında çok zor bir şey değil. Şu mesafe. O mesafe ile bu mesafe aynı. Tamam. Öyle olunca n çarpı t'ye kalım bana oradaki değeri veriyor. ya Okumak çok kolay. Uh, uh, tamam. Tamam. Birincisi için peki yani hani to the indexing hani mesela şu ilk başı için belli şuradakiler için. Şimdi bir kaydırdığımız zaman şimdi şurasıyla şura bir sonraki operasyonda şurasıyla şurasını okuyacağım. Tamam nasıl okuyabilirim bakalım. Bir kere bir yani şunu kaydırdığım zaman gene aynı satırdan okuyacağım. Bir kere M row kalacak. Ama TX'e bir şey eklemem lazım. Ne eklemem lazım? Tile width kadar bir şey eklemem lazım. Bu kadar git. Bir de ondan sonra daha şu kadar daha git ki kendine uyan yani sana sana eee assign edilmiş, sana verilmiş o veriyi oku getir. Yani şurada işte bir bir şey var. Tile width artışı var. Burada da sütün aynı. Bakın bunlar bu şekilde ilerliyor. N üzerindeki sütün aynı. Fakat bir e, tile width daha aşağı kaymam lazım. Yine aynı şekilde o zaman bir ile toplayacağım. E, TY kısmını da. Yani şu tile width çarpımı oradan geliyor. Bir sonrakinde bu çarpımlar iki olacak. Yani şuradaki datayı tile'ın içine okurken e, iki, yani row gene aynı kalıyor. Aynı satırdayız. Şu thread'in okuduğu gene aynı satırdan. Ama iki çarpı tile width gidip bir iki biraz da tx gidip daha sonra onun sütununu buluyorum artık. Şuradaki şey, okumam gereken yerin daha doğrusu. Bu da da aynı benzer 2 çarpı tile width olacak falan filan. P'ninci adımda o hani tile 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 okuyorum. P'ninci adımda o zaman sıfırdan başlıyorsa adım sayıları. P çarpı tile width artı t'ye ya da p çarpı tile with artı tx geliyor işin içine. Evet. Nasıl yazılıyor? Ee, burası aynı. <laughs> Yine e, bakın şurada sadece shared memory array'i tanımladık. Şu şekilde iki tane tile tanımladık. Birinci tile m'den gelen veriyi tutmak için. İkinci tile N'den gelen veriyi tutmak için. Ee, bir soru var. Hızlıca yanıtlayayım. Tamamen büyük maddesinin dışına çıktığımız durum ne olacak? Şu anda birbirlerini böldüklerini kabul ediyoruz. N bölü tile width bir tam sayı. Tamam, burada bir sıkıntımız yok. Buradan sonra ona bakmış aslında yansılar yani şeylerde. Ama şu anda bunu böldüğünü kabul ediyoruz. P adımda, n bölü tile with adımda mesela burada 3, işte 1, 2, 3. Burada da 1, 2, 3. Bunu oku, bunu oku, çarpma işlemlerini yap. Bunu oku, bunu oku, çarpma işlemlerini yap. Bunu oku, bunu oku, çarpma işlemlerini yap. Adımlarında şöyle bir döngüm var. Bütün datayı tek bir kısatırla okuyorum. Çünkü bloğun hepsi geliyor, yardımcı oluyor ve hepsi bir anda bir tane eleman okuyup getiriyor. Aynı şekilde onu en içinde yapıyoruz. Daha sonra bakın burada birinci sinkthreads. Yani işlem bitmedi. Şimdi eğer tek bir warp çalışıyor olsaydı sync thread'e ihtiyacım yoktu. Çünkü tek bir warp çalışıyor olsaydı e, bu data getirme işi için ya da bir warp'a assign etmiş olsaydım tiling şeyini kısmını e, o zaman buna çok ihtiyacım olmayacaktı. Çünkü warp kendi içinde synchronized. Yani bir thread şuraya geldiği anda hesaplamaya başladığı anda diğer thread de Oradan o noktada olmalı. Çünkü aynı komutu çalıştırıyorlar hep. Aynı satırı çalıştırıyorlar. Ama blok öyle değil. Bloğun içinde bir sürü warp var. 16'ya 16 bir tile için 8 tane warp var. onların bir kısmı veriyi getirmiş, bir kısmı hala getiriyor, bir kısmı işini bitirmiş, şuna geçmiş olabilir. O yüzden araya sync trace koyuyorum ki buraya geçen kimse olmasın. Tamam daha sonra da işlemimi yapıyorum. Tile ile işim bitti diye bir tane bir tane daha sinktres çalıştırıyorum. Öteki türlü bunu koymazsam bir warp işini erken bitirip tile'ın üzerine yazmaya başlayabilir. Öyle olunca da diğerleri de hala bunu kullanıyor olabilir. Yanlış sonuç elde edebiliriz. O yüzden burada da sync threads var. Burası gene aynı. Yani tile-based kodu şu şekilde çok rahat yazabilirsiniz. Ee, Bir tane thread blokun içinde tabii ki bir sürü thread olsa güzel olur. Taylı, kalabalık tutsak hızlı yani daha verimli, daha az veri okuyarak bir şeyler elde ederiz. Ama shared memory'miz kısıtlı. Keşke bütün maddesi bir anda okusaydık shared memory'e. Ee, bine binlik maddes varsa bir megabyte gelseydi, bir megabyte da input gelseydi, bir megabyte da output gelseydi yazsaydık üzerine falan. Keşke böyle bir dünya olsaydı ama öyle değil. Yani 48 kilobayt yapmak zorunda kalıyorsunuz bunu. Ee, bakalım. 16'ya 16, ya 16 tile kullandınız. 256 thread'iniz var. Ee, each block dediği 512 tane floating point load operation gerçekleştirecek diyor global memory'den. Ee, çünkü her safhada bir M'den bir M'den bir M'den bir M'den tile gelecek. Her bir tile'in içinde de blok sayısı kadar Bloğun içindeki thread sayısı kadar pardon eleman var. 512 tane floating point load var global memory'de. Kaç tane operasyon yapıyorum? E, 256 tane thread var. Her birisi 2 çarpı 16 tane multiplication ve addition yapıyor. Yani küçük o 16'lık vektörü alıyor. Şuradaki de 16'lık vektörü alıyor. 16 16 tile'ın var çünkü. Bunları çarpıyorlar. Çarparken 16 tane çarpma toplama işlemi yapıyorlar. Yani orada çarpı ikisi de oradan geliyor. Yani 8192 tane operasyon yapıyorum. Ee, 200 pardon. 512 tane data okuyup 8192 tane operasyon yapıyorum. 32 için 2048 tane okuyup e, veri elemanı okuyup 32'ye 32'lik bir şey için Yine 1024 tane veri matris elemanı M'den geliyor. 1024 tanesi M'den geliyor. Toplamda 2048 eleman var. Ee, ve 65.536 tane işlem yapıyorum. Buraya baktığınız zaman okuduğunuz veri 4 katına çıkıyor. Ama e, şey 8 katına çıkıyor. İşlem 8 katına çıkıyor. Yani birim veri getirme başına yaptığınız işlem daha fazla oluyor. 32-32 O yüzden keşke diyoruz shared memory ee, ee, çok büyük olsaydı. Aslında bunun optimali de belli. Toplamda bir tane çıktığı veri elemanını oluşturmak için iki enlik operasyon yapacaksınız. Ya dot Yani en kare tane elemanınız var. iki en küp operasyon floating point yapmanız lazım. Toplam okuduğunuz keşke hepsini bir anda okuyabiliyor, okuyabiliyorsak dedik. İki n karelik eleman gelecek, iki n küp floating point operation. Yani aslında şu oranın hani 8192 bölü 512, 65506 bölü 2048'in maksimumu zaten n, n'den yukarı çıkamazsınız. Ama burada ki kat hani 16, pardon 32. Ee, şuradaki 16. Yani 32 kat bir şey var. Hani bir data elemanı için 32 işlem yapılıyor gibi. Öyle düşün. Tamam. Şimdi 16 kilobayt shared memory'miz var diyelim. Şimdi bizim 48 var. Diyelim 16 kilobayt. Ee, tile bit 16 olunca 2 çarpı 256 çarpı 4 byte 2 kilobyte. Niye şimdi? Nereden geldi bunlar? Bir tile'ın boyutu 16 çarpı 16 256. Her biri için single precision bir value var. M'den gelen bir kısım var. N'den gelen bir kısım var. Çarpı 2. Burası 4 256 kilo 2 kilobyte. Evet. Her bir yani iki tile için toplam harcadığınız şey 2 kilobyte. Ama 2 kilobyte bir blok harcıyor. Eğer 16 kilobyte shared memory'niz varsa 8 tane thread bloku çalıştırabiliyorsunuz. 8 tane thread, thread bloku çalıştırırsanız e, 256 tane thread koyarsanız içine de 2048 tane thread bir tane SM'in içine koyma şansınız var. Tamam. Ee, tamam. 32 eğer yaparsanız Toplamda kullandığınız shared memory size ne oluyor? 32 32 1024. Her bir değer için 4 byte e ihtiyacınız var. 4 kilo. M'den N'den gelen 8 kilo. 8 kilo bir shared memory'e ihtiyacınız var. Demek ki 2 blok sığdırdınız. Şimdi 2 blok sığdırdınız. 1024 artı 1024 gene 2048'iniz oldu. Ama eğer Tread count'unuz 1536 ile sınırlıysa, 2048 değilse örneğin bizim şu andaki GPU'muzda olduğu gibi 1536 alıyor mesela. O zaman ikinci buluyor, buraya ekleyemiyorsunuz artık. Tamam. Ee, sadece 1024 thread kullanabiliyorsunuz. Çünkü bir kere daha koymak isteseniz bir blokta artık yapamayacaksınız. Evet. Ee, tamam. Tamam. Yani daha fazla thread bloku, pardon, daha fazla blok kullanmak bazen avantajlı da olabiliyor. Bir yandan da şöyle bir şey var. İşte sync thread kullandığınız zaman çok büyük bloklarınız varsa çok fazla sayıda thread'i senkronize etmek istiyorsunuz bir anda. Böyle olunca da e, senkronizasyon esnasında gelen overhead artıyor. Daha küçük bloklarınız olsa bunlar ayrı ayrı sync thread çalışacaklar. Mesela burada sync thread çalışırken bunlar çalışıyor olabilir. O yüzden sen senkronizasyon overhead'i biraz daha az. Yani her zaman çok büyük e, blok kullanmak iyi olacak diye bir şey yok. Ama keşke shared memurumuz çok büyük olsa matrix bir kere okuyup işlemimizi yapsak çok da güzel olur. Aa, sorulara bakalım. Next objective'e geçmeden. Kod çalışırken senkron başlayan threadlerden bir veya birkaç tanesini durdurup ve hatta geri Sonra bu trede başka bir görev verebilir miyiz? GPU'da o kadar esnekliğiniz yok. Maalesef. Hani böyle bir şey imkanı yok. CPU'da bunlar birbirinden bağımsız yapabilirsiniz. CPU'da olabilir. Ya yani GPU'da da yani belki hani geri almak ne demek? Onu tam şey yapamadım şu anda ama ee... şurayı durdurayım pardon. Evet. Ee... Ya yani eğer bir bir, bir mekanizma bir stack gibi bir veri yapınız varsa state'leri tutan bir orada geriye gidebilirsiniz elbette. E, fakat GPU'da böyle bir şey yazmak zor. Yani warp'lara esin etmeniz lazım bunu thread'lere değil. Çünkü birkaç thread'i geri alırsanız diğer thread'ler de geri gidecek. Gitmezlerse bekleyecek diğerleri geri giderken. Yani orada bir divergence oluşturuyorsunuz. Fakat warp'lar ya da block'lar için böyle şeyler yazılabilir. Ama gene de çok aklıma yatmadı. <laughs> Deadlock durumları için şu da üzerinde önleyici yöntemler veya alternatif çözümler var mı? Ee, şimdi deadlock burada şey yok. Hani ey thread sen şunu bekle, sen de bunu bekle gibisinden bir yapı kurmuyoruz aslında. Ee, yani bir mutex oluşturup mutex ile beraber işte bir locking mekanizması yok. Yani bir thread bir lock aldı. İşte diğer thread onu bekliyor. O da başka bir lock aldı. Bu da onu bekliyor gibi bir şey yok. Burada sync threads var. Ya da device synchronize var. Burada hepsinin bir arada bir yerde birleştiği bir nokta var. O yüzden deadlock GPU, GPU tarafında çok sık karşılaşılan bir durum değil aslında. Eğer eğer üçüncü parti bir senkronizasyon kütüphanesi kullanmıyorsanız yani o, bu tür şeyleri onaylayan bilmiyorum ben kullanmadım daha önce hiç. Senkron erişimlerdeki hafıza erişim problemlerinde thread işlevleri nasıl etkileyebilir? Etkilenmesi durumunda görev işlev bütünlüğünü sağlamak için düzeltici ne tür çözümler kullanılabilir? Senkron erişimlerdeki hafıza erişim thread işlevleri nasıl? Yani race condition dediğimiz e, şeyler burada da tabii mevcut. Bir memory, bir, bir hafıza, yani bir, bir, bir adrese iki tane thread aynı anda erişiyor olabilir. Bunu çözmek için atomik operasyonlar var. Aslında 7. slide küme 7. yansı kümesi oydu. Slide set oydu ama oraya gelemeyecek gibiyiz. Ee, atomik operasyonlar asa bahsettik onlardan. Ee, bir erişimi atomik hale getiriyor. Diğerleri ona e, karışamıyor. O bittikten sonra diğerleri devam edebiliyor. Bunu yapabilirsiniz. Eee bir de atomik instruction'lar yani atomik operasyonlar atomik add, atomik subtract gibi şeyler subtract yok da neyse. Atomic multiplication gibi şeyler var. Bir and swap gibi e, e, şeyler de var aslında. Hani bunu da yani bir atomik operasyonlar da var. Hani oradaki değeri bir şeyle karşılaştır. Eğer bir şey şuna eşitse git oraya başka bir şey yaz. E, o eski değeri de bana ver gibisinden operasyonlar primitifler destekleniyor. E, tile boyutu kare matris şeklinde olmak zorunda mı? Değil. Hayır. Örneğin 16 x 32 şeklinde blokları ayrılabilir mi? Evet. Ayrılabilir. E, i̇şe yarar mı? Belki shared memory boyutundan dolayı kısıt vardır bir yerde. O yüzden hani bir dimension'ı indirdiniz. Diğer dimension'ı da indirmek indirmek istemeyebilirsiniz. Belki o sığıyordur. Evet. işe yarayabilir belki. E, ama orada şey nasıl olacak? Ha. Yani bir taylı MK diye okuduk. Diğer taylı K'ya M diye okuduk. MM'lik bir tane submatrix hesabı var orada. Ee, tabii o şey biraz değişik. Yani okurken biraz zorlanabiliriz. Hangi threadler okuyacak? Şey çok kolay. Eğer tile boyutunu, blok boyutunu sabitlerseniz bir anda geliyor. Yani çok kolay. Eğer blok boyutu MM'se And, bu matriksden gelen boyut mk buradan tile boyutu mk ise buradaki de k'ya mse o zaman buradaki mm için tamam o şey tutuyor ama mm'lik bir thread bloğu m kare tane thread gidecek n çarpı k tane şey okuyacak biraz e, divergence var tamam olsun e, işlem ama şey benzer yani k'lık vektörleri alıp bunu işte e, vit çar vit bölü k kere yapacağız yani olabilir. Ee, ama yani şey var hani şurada da rectangular matrisleri nasıl yaparım hani boundary conditionları nasıl çekilirim bunları hızlıca e, e, geçebiliriz aslında yani şöyle şeyler olabiliyor diyor. Asıl derdi bu. Ee, şu durdurayım yine. Evet. 3'e Üç 3'lük maddesim var. 2, 2 tile varsa tile'leri böyle yaparsam bu sefer bazı yerler boş kalacak. Örneğin ne demiş? E, Blok 00 şurası. E, Blok 00'ın Phase 1 load'u. Phase 0 var mıydı? Yoktu galiba. Tamam Phase 1. One... Yok var ki bu şey farklı. Niye böyle olmuş? Blok 00. Hmm. Bu şeyi e, yanlış olabilir de. Neyse. Şimdi... E, şurayı okuduk. Bakın burayı okuduk. Gittik bir de burayı okuduk. Ha, phase 0 loadu geçmiş. Es geçmiş. Pardon. Evet. Tamam. Phase 0 loadu geçmiş. Phase 1 loadunda sorun var. Yani önce şurayı okumuş. Sonra burayı okumuş. işlemini yapmış. Şurayı güncellemiş. Daha sonra ikinci aşamada, ikinci phase'de tabii ki buradan şurayı okuyacak. E, bu matristen de burayı okuyacak. Bunları çarpacak. Şimdi bunları çarparken buralar boş okurken de aslında burada matis yok. Hani matisin dışına çıkıyoruz. O yüzden burada bir trend divergence var okurken. Ee, şurada da bir trend divergence var. Bazı trendler okuyacak, bazı trendler okumayacak. Çarpma işlemi yapılırken bakalım P00 hesaplanırken e, ilk çarpma işlemi şunla şunu çarpıyoruz. Ama o çarpma işlemi olurken P01'in ilk iterasyonunda çarpacak bir şey yok. Pardon. Var. M02 ile n 21i çarpıyoruz. P10 bakalım. P10 da M12 ile N20 çarpıyoruz. P11 de M12 ile N21 çarpıyoruz. i̇lk yani iterasyonda full çalışıyorlar. İkinci iterasyonda P00 hesabı için şu değer olmayan bir değer olmayan bir değerle çarpılıyor. Güzel. Zaten çalışmıyormuş. Şunun için ee, şu olmayan değer olmayan değerle yani şu ikililerin çarpımı aslında burada thread divergence yok. Sadece hiçbir birisi bir işlem yapmayacak diyebiliriz. Ee, bu ilk iterasyon bakın herkes dolu yeri okuyor. Bu ikinci iterasyon herkes boş yeri okuyor. Ee, bu blok 1, 1 için blok 1 1 şurası 0 0'dı. Buraya gittik, buraya gittik. şuraya okuyoruz. Artık şu şunu yapıyoruz, p 2 hesaplamaya çalışıyoruz yani. Ee, şu çarpı şu önce ee, geliyor. Evet. Ee, burada da yine bir sorun var. Bunların ikisi okurken bu ikisi okumuyor. Bunların ikisi okurken bu ikisi okumuyor. Yani bir bir gene farklılık var, bir divergence var. Basit çözüm, sıfır yazalım. <laughs> Şuralara sıfır yazalım. Okumadığımız yerler sıfır kalsın çarpma işleminde hiçbir sorun olmaz. Çok da güzel çalışırlar. Ee, şimdi iki tane tile tipi var galiba burada. Ee, bunlardan bir tanesi şurada duranlar. Bakalım. E, loss. Ha, evet. Input M tile. Ha, input M için pardon. Şimdi M için şunu yapacağız eğer row küçüktür width yani okuyorum hani bir de p tile width artı tx küçüktür width o zaman bir m değeri okuyorum otherwise yani eğer yoksa okumuyorum E, ee, şunun resimden biraz daha iyi anlaşılır burada en sondaki adam bir şey okumayacak şuradaki adam m'den mesela şu blue okurken çünkü Şurada tx artık 3'ten büyük olacak. Burası 4 olacak çünkü. 4 3'ten ee, büyük olmadığı için pardon 4 3'ten büyük olduğu için küçük olmadığı için burada bir işlem yapılmayacak. O zaman sıfır yazsın diyoruz mesela. Aynı şeyi y için de yapabilirsiniz. Şey, n için de yapabilirsiniz. Burada da bir sıkıntı yok. E, kodu şöyle yazılabiliriz. Yani hani okurken tiling'i sıfırlayarak yani load edeceğim zaman load dediğim, Load etmeyeceğim zaman sıfır yazayım. Bu kadar. Daha sonraki işlem aynı. Sıfırları çarpıyorum. En kötü ne olacak ki? Bütün threadler için şeyler farklı tabii ki. Bazıları em'i alırken sıfır koyuyor. Bazıları en'i alırken sıfır koyuyor. O yüzden Control Divergence var. Bazı threadler mesela şuraya girerken, şu ikisine girerken bazı threadler bu ikisine giriyor. Bazı threadler bu ikisine giriyor. Bazı threadler bu ikisine giriyor. Yani burada Divergence biraz daha fazla daha önce gördüğümüz işlemlere göre. Fakat bu sadece büyük matrislerde oluyor. Sadece, pardon, sadece küçük matrislerde çok önemli. Büyük matrislerde hiçbir önemi yok. Çünkü büyükse eğer matrisimiz tile'ların her yeri kapladığı yani daha doğrusu bir tile'ın hep matris üzerine oturduğu yerlerde bu sorunu yaşamıyoruz. Dışarı çıktığı zaman şu noktada ve şu noktada şu noktada hani bir sorun çıkıyor. Bunların oranı da matris büyüdükçe tabii ki azalıyor. Öyle olunca thread divergence sadece küçük matrislerde önemli bir etki yaratıyor diyebiliriz. Eee... Yani kare olmayan maddisler de e, dikdörtgen maddisler de yine bu şekilde yapılabilir. Pile'lar yine e, dikdörtgen olabilir İlla kare olması da gerek yok. E, hani bu, bunlar mümkün. E, şöyle bir formülasyon var. Buna çok da bakmaya gerek yok şu anda. Evet. E, bu da bitti ama çok da hani bundan sonrakine geçmeyelim. Aslında şu ikisi de önemli. trade execution efficiency ve memory access performance. Performans açısından önemli. Ben bunların yansılarını da şeye eklerim. Eee Indikoya e, Selçuk Bey'e gönderirim. Selçuk Bey bunları ekler. Ee, soracağınız bir soru var mı? Önce ben onu sorayım size. Bir yani hani anlaşılmayan bir kısım elbette vardır. <laughs> Ama hani en azından GPU nasıl kullanılıyor, nasıl bir cihaz, ee, blok nedir, grid nedir, thread nedir? Umarım bunlar faydalı olmuştur. Evet, sanırım bir sorumuz yok. Evet. yerine de başlamayalım. Evet Selçuk Bey, ben tekrar ha, bir soru geldi. Bir örnek daha çalıştır mısınız? Bir örnek daha bakalım. Ee, gene ne? Gene gitmiş. Tamam. Ha, biz dördü işledik galiba. Çalıştıralım. Matrix multiplication'ımız var. Çok güzel. Ee, bunu da kapatmışız. Şimdi Matrix multiplication niye kullanılan bir örnek? Çünkü e, tiling işe yarayan bir şey. Çok işe yarayan bir şey. Öyle söyleyeyim. Ve Gene işlem şeyleri regular yani hani neyin nereye eriştiği, hangi threadin nereye eriştiği çok bariz, çok belli. Öyle olunca GPU'da bu erişimleri hızlı şekilde yapabiliyorsunuz. Ee, mesela burada matrix multiplication bakın. Çok basit üçlü loop'umuz var. Ee, bu optimize hali. <laughs> optimize hali demeyeyim aslında da şöyle. Şimdi matrix multiplication yaparken... A vektörünün satırlarına B vektörünün sütunlarına erişiyorsunuz. C vektör, pardon A maddesinin satırlarına C maddesinin sütunlarına erişiyorsunuz. B maddesinin sütunlarına erişiyorsunuz. C, C maddesini hesaplamaya çalışırken. Ee, bu durumda eğer row major eksesiniz varsa A'da eriştiğiniz elemanlar bir thread ya da evet, tek bir thread'in eriştiği elemanlar hep yan yana. Ama B'de eriştiğiniz elemanlar atlayarak gidiyor. Şimdi bu sorun ee, ön bellekte çok önemli bir performans kaybı yaratıyor. Ee, ve bunu çözmek için önce bir B'nin transpozunu alabilirsiniz. B'nin transpozunu aldıktan sonra B'nin sütunları yerine B transpozun satırlarına erişirseniz bu gene hızlı çalışır. Şu kod o kod. Şu normal kod. Bakın birer birer K artarken A'da hep bir sonraki elemana erişiyoruz. Ama B'de bit sonraki elemana atlaya atlaya erişiyoruz. Bunu şu şekilde B'nin de transpozunu alarak yaparsanız, artık gördüğünüz gibi hep bir sonrakine erişiyoruz. Ee, burada bir de loop unrolling koydum, yani çok da önemli değil ama ve paralelleştirme de var. Şu da bizim ilk gördüğümüz matris çarpımı kodu GPU üzerinde. Bir örnek olarak bundan başlayabiliriz. Şu yapıyı her zaman aklımızda tutalım. Bu çok hani artık e, basit bir şey. E, bunu şu şekilde normal hani A çarpı A'nın row çarpı width artı k'sı B'nin ka, width kalımı diye devam ederseniz e, şu aslında iki tane vektörün birbiriyle çarpımının satırı şurası şu forlu bir tane thread geliyor kendi kalımını kendi row'unu buluyor diyor ki tamam ben bu vektörü okuyacağım A'dan e, bu vektörü okuyacağım B'den bunları çarpacağım çarpsın sonra sonucu gidiyor C'ye yazıyor yazsın. Ee, burada tiling yok. Hiçbir şey yok. Ama bir hızlı çalışacak gibi. Çünkü dediğim gibi yani Matrix Multiplication zaten başlı başına GPU için çok güzel, çok e, uygun bir işlem. Sparse Matrix çarpımı gibi değil. Bir graf operasyonundaki nerelere gidiyorum acaba hangileri benim komşum onların verilerine erişeyim o yüzden düzensiz bir memori erişimim olsun gibi bir sorun yok. Ya yani hep bir sonraki elemanı erişe, eriştirebiliyorum. Ya da bunu tile base yapabiliriz. Bu işte size demin gösterdiğimiz e, tile base yapı iki tane sync trace bakın. Şurada p çarpı tile bit de topluyor. E, her bir p arttığı zaman safhalar arttığı zaman gelişi aynı, hiçbir fark yok. E, bu kadar. Şimdi bunu bir çalıştıralım. Bakalım. matrisin boyu 2048. 2048, 2048'lik maddesim var. Ve eee tile size'ım tile size'ım şurada bakalım. Tile width. Nerede yazar o? 32. 32. 32 de tile kullanıyor. Tamam. Bir bloğun içinde de 1024 tane thread var. Tamam. Bu parametrelerle çalıştıralım. Format mode. Eksi. O3 yapalım. Tamam. E, ee, Carbon.h'i bulamadım dedi. Hmm. Buna niye ihtiyacı var ki? şuna bakmayın burada bilmiyorum yani belki şeyi unuttum ama yok ihtiyacı yok evet tamam şimdi böyle de derledik ee, çalıştıralım bakalım nasıl bir sonuç alacağız O arada e, hızlı bir özet yapar mısınız? E, deneyeyim. Çok da vakit ki kalmadı ama. Gerçek zamanlı verilerin toplanıp dinamik uzunluktaki hafızalara depolandığını düşünelim. Bu erişimde anlatılanlara alternatif yöntemler mevcut mu? Tam olarak sorunun geneli olduğunu burada anlamadım ama e, e, dinamik veri yapıları var. GPU'lar içinde var. Özellikle koordinatlar, tensör gibi dinamik tensör yapıları GPU'lar için var. Ee, bu erişimlerde anlatılanları alternatif yöntemler derken bu erişimden kasıt nedir? Ama yani hani GPU bunları işleyebilir mi diyorsanız evet işleyebilir. Burada bir sıkıntı yok. Ama CPU'da bunların kodlanması tabi biraz daha kolay. Ee, fakat çok, çok da sorun değil. Ee, eğer güzel kod yazıyorsanız olur. Kare A, olmayan matrix inversion problemleri matematiksel olarak çözülebiliyor. Buna yönelik CUDA'da hazır fonksiyonlar mevcut mu? Yani onu nasıl yapıyorsunuz? Yani SVD falan mı yapılıyor acaba? Ee, hani matiz, SVD olarak görüp onu mu tersine alırız? Orada da ama low rank bir şey var. Nasıl oluyor? Onu tam bilmiyorum. Ee, yani kare olmayan matrisin tersi nasıl al yani alınabilir tabii de. Ama çarp yani Vardır herhalde bir yolu. CUDA'da <laughs> e, hazır fonksiyonlar mevcut olabilir. Yani buna bakmadım. Bilmiyorum. Bir şey demeyeyim. Ama olabilir. Bir örnek tabii ki yapıyoruz. Bakalım. Çalıştı. Ee, bu parametrelerle 24 saniye sürüyormuş. CPU'da. Tek thread'li. Hiç thread sayısını arttırmadan. Sadece B'nin transpozunu alarak 2.5 kat hızlanıyoruz. Hiçbir şey yapmadık. Loop Unrolling falan var ama onu zaten otomatik yapıyor. Paralel ee, kaç tane thread, 40 tane thread, belki belki 80 tane tam hatırlamıyorum, şey yapamıyorum onu basmamışım. Ama e, yaklaşık bir 36 kat hızlanma var. Bu da iyi, çok iyi. E, GPU'da bu işlem 44 milisaniye sürüyor. Bu basit kod. Bu da optimize code 8 milisaniye sürüyor. Yani tile-based işlem yaptınız, 5 kat hızlandınız. GPU zaten 5 kat hızlıydı. Ee, bir de yani hani paralelden 5 kat hızlıydı. Bu da işte yaklaşık yani şuna göre 9272 saniye single thread koda göre e, iyi bir koda göre 1000 kat hızlı olabiliyorsunuz bu büyük matriste. Ee, basit özet geçecek olursak çok az vaktimiz kaldı şunu söyleyeyim. Regular düzenli bir işleminiz varsa e, öyle para yerleştirme esnasında yeni testler oluşmuyorsa, yeni testler e, e, yaratmanız gerekmiyorsa, bazı testler erken bitmiyorsa diğerlerinden, bazı testler çok uzun sürmüyorsa gibi matrix çarpıyorsanız lineer algebradaki neredeyse bütün işlemlerden bahsedebiliriz. E, Buralarda GPU kullanımı ya da bir search yapıyorsanız büyük bir veri var onun içinde search yapıyorsunuz ya da bir veri var resim gibi video gibi onu manipüle ediyorsunuz buralarda GPU çok çok hızlı. Deep learning'de de çok hızlı. Deep learning'de de çünkü aynı benzer yani çok büyük sayıda kat sayı çok fazla sayıda kat sayı üzerine gene aslında tekrar tekrar aynı işlemleri yapıyorsunuz burada da GPU çok iyi ama bunların dışında kalan işlemlerde mesela işletim sistemini GPU'ya koyamazsınız. CPU canavar çalıştırıyor. Çünkü işletim sisteminde mesela bir tane browser var. İşte browser'ın arkasında bir networking thread'i var. O başka bir yerde çalışıyor. Yok efendim bir GUI thread'i var, graphical user interface thread'i var. O ayrı bir yerde çalışıyor. Yani bunu GPU yapamaz. Yani GPU'nun böyle bir yeteneği yok. Ee, ama şey böyle değil. Yani hani bu benim bahsettiğim deyip de lineer cebir gibi işlemler çok daha uygun. E, ee, bu kadar diyeyim. Evet.